Selamün aleyküm arkadaşlar. 13. hafta dersimize hoş geldiniz. Bu haftanın cümlesi e, nesneyi niteleyen yan cümle ve bir de muzaaf fiillerin yani şeddeli fiillerin e, çekimi. Evvela e, daha önce özneyi niteleyen yan cümleyi anlatmıştık. Onunla ilgili bir örneğimiz var. E, onu hatırlatmak babından şöyle şu cümlemizi bir inceleyelim. Erracülü adam... Ellezi öyle adam ki zehebe gitti. Kim gitti yani o adam gitti. İlel beyti eve. Eve giden adam. Bakınız gördüğünüz zaman burada zehebe fiil tahtında hüve faildir. Gizli faili kime isnada olmaktadır? Er racülüye. Yani burada nitelenen racül kelimesi zehebe fiilinin faili olan e, hüve konumundadır. E, özneyi nitelemiştir ismi mevsulün sıla cümleciyi. Ee, ve daha önce bir şey daha söylemiştik. İsmi mevsulle nitelenen kelime kesinlikle marife olmak zorundadır demiştik. Evet burada bakınız erracülü eliflam takısı eklenerek marife olmuştur. Yani belirli olmuştur. Yine bakalım ermer etü kadın. Elleti öyle kadın ki bakın elmer etü müfret mühennesi olduğu için onu niteleyecek isim mevsulümüzde müfret mühendis olarak gelmiştir. Elleti öyle bir kadın ki secdet. o kadın secde etti. Nerede? Filbeyti evde. Evde secde eden kadın şeklinde Türkçe'ye çevirdiğimizde burada evde secde eden kadın, kim secde etmiş? Kadın, eylemi yapan kim? Kadın. Yani bizim e, kadınımız, buradaki mer ekelimemiz e, nitelen e, fail olarak nitelenmiştir Özne olarak nitelenmiştir e, Bunları zaten daha önce görmüştük arkadaşlar e, bir tekrar olması bakımından hızlıca bir e, üzerinden geçtik gelelim asıl bugünkü konumuza bazen de bizim nitelediğimiz kelime, Kendisinden sonra yani isim mevsulden sonra gelen fiilin nesnesi konumunda olabiliyor. Hemen bakalım. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Aslında Arap gramerine hakim olan kişi bunu anlar. E, fakat e, anlamanın kısa e, basit yolları da var. Fiilden sonra mutlaka bir açık zamir gelir. Görünür bir zamir gelir ki biz ne demiştik? Fiile bitişen zamirler o fiilin her zaman nesnesi yani mef'ulü konumundadır. İşte bu zamir de bu o, sıla cümlesiinden sıla e, isim mevsulden sonra gelen bu cümledeki bu fiille bitişen e, zamir de e, isim mevsulden önce gelen kelimeyi niteler arkadaşlar. Dolayısıyla bu zamir zaten fiilin mefuli konumunda değil miydi? Evet mefulüydü. Öyleyse meful nitelendiği e, nitelenmiş oluyor. Bunu bu şekilde anlayabiliriz yani manasını bilmesek bile ismi mevsulden sonra gelen fiile eğer bitişik bir zamir varsa o zamirin ismi mevsulden önce gelen isme delalet ettiği işaret ettiğini anlarız ve burada nesnenin nitelendiğini anlarız arkadaşlar hemen şöyle bir anlatalım örneğimizi. Erradü ilk önce şu kutunun içindeki kelime e, cümleye bakalım arkadaşlar. Çünkü burası şu an anlattığım bölüm. Dışarısına daha sonra çıkacağız. Bakınız kutunun içerisinde ne var? Erracülü adam ellezî öyle adam ki ra'aytü ben gördüm neyi gördüm hü onu yani adamı benim gördüğüm adam şeklinde biz bunu Türkçeye çeviriyoruz şimdi burada ee, Ellezi ellezî isim mevsul isim mevsulden sonra hü fiil cümlesi gelmiş ra fiil tü fail hü ise ra fiiline bitişmiş bir zamirdir dolayısıyla onun nesnesidir mef'ulüdür ve bu hü zamiri şuradaki er -racülü kelimesini işaret ettiğinden dolayı burada fiil nesnesini nesneyi yani bu cümle nesne olan e, hüyü nitelemiştir. Er racülü kelimesini nitelemiştir. Diyoruz ki er adam nasıl adam? Gördüğüm adam bakınız gördüğüm adam Görülmüş öyle değil mi bu adam? Kendisi görmemiş, görülmüş. Yani ona bir eylem yapılmış, kendisi o eylemi yapmamış. Eğer gören adam deseydik, o zaman özne konumunda olurdu. Ama gördüğüm adam, görülen adam e, diye çevirdik. Eylem kendisine isnat edildiği için eylemi yapan değil de eylemin kendisine yapılan kişi durumunda olduğu için burada racül nesne konumundadır arkadaşlar. Peki bunu anladık tamam burada nesneyi niteleyen yan cümleyi gördük. Peki bizim bu e, yan cümlesiyle birlikte nitelenen ismimiz e, müfteda olabilir mi? Veya bir mühabe, e, şeyin e, ee, fiilin nesnesi olabilir mi? Evet arkadaşlar olabilir. Bunu anlamanız için somut bir örnek verdim burada. Bakınız benim gördüğüm adam nedir? Davilün uzundur. Benim gördüğüm bakın benim gördüğüm adam davilün uzundur. Gördünüz mü? Burada erracülü Kendisini niteleyen yam cümlesiyle birlikte müpteda mevkiinde bulunmuştur, müptedadır. Davilin o müptedanın haberidir arkadaşlar. Peki, bir de müfret mühennese örnek verelim ve bu müfret mühennese örnek verdiğimizi de meful konumuna getireceğim. Şimdi ilk önce tekrar bu kutunun içindekini bölelim, anlamaya çalışalım. Elmer ötü kadın... Bakınız elmer ütü müfret mühendisi olduğu için onu niteleyen elleti ismi mevsulü de müfret mühendisi olarak gelmiştir. Elleti öyle bir kadın ki araf ne biz bildik kimi ha o kadını. Bizim bildiğimiz kadın bakınız bizim bildiğimiz kadın burada arefe fiil nafail Hafi ile bitişen zamir yani onun nesnesi, onun mef'ulü kimi işaret etmekte? İsmi Mevsul'den önce gelen elmer e'yi işaret etmekte. Dolayısıyla elmer etü arafna fiilinin nesnesi konumundadır arkadaşlar. Yani burada bildiğimiz kadın diyoruz, bilen kadın demiyoruz. Bilme eylemi kime e, uygulanmakta? Kadına uygulanmakta. Dolayısıyla mer'e kelimesi yan cümleyle açıklanmış ve yan cümlenin nesnesi konumunda açıklanmıştır. Peki bizim bu açıklanan kelimemiz yani el -e kelimesi e, kendisini açıklayan yan cümlesiyle birlikte Bakınız burada kendinden önce gelen kerihe fiilinin mef'ulü konumunda bulunmuştur. Hemen şöyle e, mana verelim. Kerihe nefret etti kim tü ben ben nefret ettim veya ben sevmedim veya ben tiksindim kimden neyden tiksindim elmer ete kadından öyle kadın ki elleti arefnaha bildiğimiz kadından ben bildiğimiz kadından tiksindim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam keriye fiiline neyi sorusu sorduğumuz zaman abes kaçıyor. E, düzgün bir ifade sağlamıyor. Nasıl harficersiz mef'ul almış? Keriye fiil de geçişli fiillerdendir arkadaşlar. Hani size demiştim ya bazı fiiller bazı fiillere neyi sorusu sorulmasa bile istisnai bir şekilde e, harfi cersiz mef'ul nesne alabiliyor. Keriye de bu fiillerden biri. O yüzden harfi cersiz mef'ulünü almıştır. Tekrar yapalım kısaca. Keriye fiil tu faili Elmer ete yan cümlesiyle birlikte keriye fiilinin neyidir? Mef'ulü yani nesnesidir arkadaşlar. Böylelikle geçmiş konularımızı da bir örnek üzerinden kısaca tekrar etmiş olduk. Bir de çoğul örneğe misal verelim. El müslimüne müslümanlar daha bir önceki dersimizde nasıl çoğul yapılır öğretmiştik. Öyleyse bir bakalım el müslümüne nasıl bir çoğul sonuna va ve nun gelmiş cemi müzekker salimdir öyle değil mi? Cemi müzekker salim olan el müslümüneyi niteleyen ellezine ismi usulü bakınız o da cemi müzekker şeklinde gelmiştir. Çünkü isim mevsul nitelediği kelimeye uygun şekilde gelmelidir. Ellezine öyle Müslümanlar ki arafna biz bildik neyi hüm onları. Bizim bildiğimiz Müslümanlar arefa bil na fail hüm fiile bitişmiş zamir yani onun nesnesi ki Kime işaret etmekte? el neye işaret etmektedir. Dolayısıyla bizim bilme eğilimimiz Müslümanlara'dır. Bilme eylemi Müslümanlara uygulandığı için burada el-müslimüne yan cümlenin neyi konumundadır? Nesnesi konumundadır arkadaşlar. Hemen bir de nekreye örnek verelim. Hatırlayın bir nekre cümlesini biz yan cümleyle açıklayacağımız zaman isim mevsul kullanıyor muyduk? Hayır, kullanmıyorduk. Çünkü isim mevsulle nitelenen kelimenin mutlaka ne olması gerekiyordu? ne e, marife olması gerekiyordu. O yüzden nekra bir kelime isim mevsulle nitelenmez. Direkt yan cümle ile nitelenir. Müslümüne müslümanlar müne müslümanlar arafehüm onları bildiler. Kim el edfalu çocuklar. Şimdi burada e, kuralın dışında bir olay gerçekleşmiş. Bakınız arafe fiil hüm fail değil de nedir? mef'ulüdür. Neden? Çünkü çünkü fiile bitişen zamirler açık zamirler ne her zaman neydi onların nesnesi konumundaydı arkadaşlar fiile bitişen zamirler onların nesnesi konumundaydı şimdi onları bildi sonra el edfalu gelmiş çocuklar onları bildi diyoruz demek ki arafe fiilinin faili ne el edfalu çocukların bildiği kişiler yani müslümanlar çocukların bildiği Müslümanlar. Burada arefe fiilinin mef'ulü olan hüm zamiri neyi işaret etmekte? Müslümi yani Müslümanlara işaret etmektedir. Dolayısıyla Müslümi kelimesi arefe fiilinin ya, yani yan cümlenin nesnesi konumundadır. Peki diyeceksiniz ki hocam nesne konumunda olan bir kelime nasıl oluyor da nasıl değil de rep alameti alıyor. Arkadaşlar nesnesi değil, nesnesi konumunda yani nesnesi olan hümzamiri Müslümüne'ye işaret etmektedir. Yani biz Müslümüne'ye nesne diyemeyiz. Sadece nesne konumunda açıklanan kelime diyebiliriz. Ve Müslümüne belki de e, müfteda konumunda burada, belki de başka bir e, cümlenin faili konumunda, belki de başka bir irap alabilir. O yüzden e, sakın e, buradaki vav ve nunu neden vav ve nun ile gelmişte de ye ve nun ile gelmiş demeyin. Çünkü burada arefe fiilinin nesnesi hümdür. Hüm zamiri müslümi işaret etmiştir. Yani Arefe fiilinin nesnesi olan zamirle açıklanan kelime müslimü nedir? Size burada anlatmaya çalıştığımız şey bu. Yoksa arefe fiilinin nesnesi Değildir. Lütfen buna dikkat edelim. Çünkü ben buraya e, Ra'a geldi diyebilirim. Kim geldi? Müslümüne Müslümanlar geldi. Bakınız Ra'a fiilinin faili olduğu için meful olur. Veya Müslümü gerçi müpteda olmaz çünkü nekra bir fiil müpteda olamaz. Nekra bir isim müpteda olamaz öyle değil mi arkadaşlar? Evet e, geçelim. E, şöyle bir hata var arkadaşlar. Şimdi bizim nesne konumumuzda e, nesne durumunda açıklanan kelime e, kelimemizi olabilmesi için şere, e, şeye isim mevsulden sonra gelen fiile mutlaka bir zamir bitişmesi gerekiyor. Bakalım elma usu ellezü öyle su ki şerip dü ben içtim. Benim içtiğim su. Böyle bir şey olabilir mi? Burada bir eksiklik var. Ne var? Şerip tü ben içtim neyi hü onu. Benim içtiğim su şeklinde olması gerekiyor. Yani şu yukarıdaki örnek yanlış. Ama şu elma ü şerip tü hü. Ellezi öyle su ki şerip tü ben içtim neyi hü onu. Benim içtiğim su şeklinde Türkçe'ye çevrilir ve bu doğru kullanımdır arkadaşlar. Geldik şeddeli fiilin yani muzaaf fiilin çekimine. Daha önce biz e, normal üç harfli işte e, ehaze, fetha, e, ketebe gibi üç harfli kelimelerin fiilin mazi ve muzarilerinin çekimini gördük. Fakat şeddeli yani muzaaf diye nitelendirdiğimiz şeddeli fiilin çekimini görmedik. Bugün onu göreceğiz. Neden? Çünkü şeddeli fiilin çekimi bizim fetaha, darebe, ketebe fiillerimizden farklı çekilir arkadaşlar. Hemen bakalım. Bakınız şedde fiilini çekelim. Şedde asıldı demek. Şedde şedda şeddü şeddet Şeddeta ne? Bakınız cemi müennes e, gayipten sonrası çekimler farklılaşıyor. Cemi müennes salime kadar yani cemi müennese kadar bizim çekimlerimiz şedde şedda şeddü şeddet şeddeta diye gelirken cemi müennesten sonra dal harfi birbirinden ayrılıyor. Şeded ne şeklinde geliyor şedet şedet tüma şedettüm şedetti şedet tüma şedettünle şedettü şedetna şimdi bu muzaf ilgili size şöyle bir bilgi vereyim. Aslında Kur'an-ı Kerim okumasını bilen herkes bununla ilgili bilgiyi bilir. E şimdi şedde kelimesinin aslı neydi? Şedede idi. Bakınız. Şedede. Yani Arapçanın aslında şeddeli diye bir kelime yok aslında. Şede'de iki tane dal harfi yan yana gelmiş. Bu iki dal harfi yan yana gelince bunların kullanımı zor olduğu için ve yer kestiği için bizim alimlerimiz bunu şedde ile ifade etmişler. Yani demişler ki birinci dali ikinci dal harfinin içine girdirelim. Üzerine bir şedde işareti koyalım ve bunu biz şedde şeklinde okuyalım demişler ve bütün şeddeli harflerin aslı bu şekildedir. Mesela medde aslı medededir. İşte ferra aslı feraradır. Per, Başka ne bileyim lebbe aslı lebebedir. Bu şekildedir bütün şeddeli kelimelerin aslı ve çekimi de aynen şu kural üzere çekilir. Mesela şeddeyi böyle çektik ya medde olsaydı bunun yerinde medde medda meddü meddet meddet mededne Medet te medet tüm mededtüm, medettüm, medet ti medet tüm medettün medettü medet na şeklinde olurdu. Burada bir fiil daha var. Ferra, bunun da aslı feraradır, firar etti anlamında. Bunu da lütfen çekimleyin ve ezberleyin. Bu kalıplar mutlaka ezberlenmeli arkadaşlar. Eğer bunları ezberlemezsek ileride bu fiillerin çekiminde çok sorun yaş yaşarız. Lütfen her e çekimde her videoda verdiğimiz ödev, ödevleri güzel sağlam bir şekilde yapalım. Aşağıdaki kelimeleri ezberleyelim birlikte. Bakınız kerihe fiili. Kerihe nefret etti. Yekrahu nefret ediyor. Kerhan nefret etmek. Kerihe yekrahu Kerhan Kerihe nefret ediyor etti. Yekrahu nefret ediyor. Kerhan nefret etmek. Veya sevmediği sevmiyor sevmez. Veya tiksindi, tiksiniyor, tiksinmek şeklinde. Lütfen bunları burada yazan manalarıyla birlikte hem çekimleyerek e, ezberleyelim arkadaşlar. Gableden önce, ba'de'den sonra, hevaün hava. Meşa yemşi meşyen bu kiriye fiiliyle daha önce söylemiştim geçişli bir fiildir diye yani harpicersiz mehbul alır diye. Burada da gerçi not düşülmüş ama atlamadan e, söyleyelim istedim. Geçelim meşâ fiilinin çekimine. Meşa yemşi meşyen Meşa yürüdü yemşi yürüyor meşyen yürümek. Nesiye yensa nesyen nesiye unuttu yensa unutuyor nesyen unutmak. Mena yemneu men an mena yasakladı yemneu yasaklıyor men an yasaklamak halip süt zayfün misafir zuyufün cemisidir misafirler anlamına gelmektedir gasele yağ silü gaslen gasele yıkadı yağsilu yıkıyor gaslen yıkamak evet bu haftanın cümlesine gelelim men kim gale derse ene alimün ben alimim kim ben alimim derse fehü ve o cahilün cahildir. Burada men gale ene alimün cümlesi şart fehü ve cahilün onun cezasıdır yani cevabıdır arkadaşlar. Men gale ene alimün kim ben alimim derse o zaman fehü ve cahilün o cahildir. Yani asıl cahil kişiler ben alimim der. Burada i̇mam Gazali'nin bir sözü aklıma geldi. Nısfül ilmi la edri. İlmin yarısı ben bilmiyorum diyebilmektir arkadaşlar. Evet bugünkü diyaloğumuza gelelim. Tefaddal edhul is-saffe. Tefaddal buyurun. Büdühül gir es-saffe sınıfa. Şükran, teşekkürler. Lakin, lakin el muallime öğretmen fissaf bir sınıftadır. Lakin öğretmen sınıftadır. Teakkarna biz geciktik. Dükka bakınız dekka fiilinin emri hazırı. da diyebiliriz veya dükka da diyebiliriz. Dükka çal alel ebvabi kapıyı kapıyı çal sümme duhul sonra gir. Bu da burada bir e, muzafil gördük. Bunu da isterseniz ee, yukarıdaki mazi fil kalıbına sokup dakka dakka dakku dakat dakata dakak ne dakak te dakak tüm a tüm dakak ti dakak tüm dakak dekaktü, şeklinde çekimleyebilirsiniz. Manasını da biliyorsunuz. Manasını da o şekilde uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu haftanın dersi bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.